Sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, yeni bir köşeyle karşınızdayım. Mustafa Hoca'yla Harbi Harbi Köşesi, dileyen beni linçlesin. Evet, yanlış duymadınız. Yani böyle bir video silsilesi yapma fikrim vardı. Ankete sundum. Ben yeterli oy aldığını düşünüyorum ve anketi kaldırdım. Yani belki çoğunuzun kızacağı şeyleri kendi penceremden yorumlayacağım. Ve hani tarafsız gözle, taraflı gözle falan değil, Mustafa Hoca'nın penceresinden yorumlayacağım. Sizin yaptığınız yorumlara asla karışmayacağım. Bu videonun altına dilediğiniz şekilde küfürsüz, hakaretsiz, hani ben hangi saygı çerçevesinde bu videoyu çekiyorsam o saygı çerçevesinde istediğinizi yazabilirsiniz. Yazan fikirlerle kendi aranızda tartışabilirsiniz. Tabii birbirinize hakaret etmeden, küfürler şu bu yapmadan. Sen doğru şöyle diyorsun ama şöyle böyle diyorsun ama böyle diyerek istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hepinizin yorumları başım gözüm üstüne. Kimi zaman oyuncuyu, kimi zaman taraftarı, kimi zaman rakipleri, bazen hani rakiplerin de haklı bulduğum şeyini anlatacağım arkadaşlar. Böyle bir videoya başlama fikrim var ve ilkini bu videoda gerçekleştiriyorum. Umarım olur. Şimdi her şeyin ötesinde ben bir öğretmenim ve eğitim bilimleri alanında bayağı eğitim görmüş. Bunun sonucunda da KPSS'ye girmiş. Başarılı bir puan alıp atanmış bir öğretmenim. 14-15 senelik. Yani öyle küçük gözüküyorum olabilir ama 15-20 yaşında gözüküyor olabilirim ama o kadar değilim. Daha fazlayım. Hani meslek hayatım hemen hemen o kadar. Şimdi biz meslekte, yani mesleğe atanmadan önce eğitim bilimlerinde birçok şey gördüm. Aranızda öğretmen olan varsa bu videoya nokta koyup yorum yapsın. Kaç tane öğretmen takipçimin olduğunu da bileyim. Ya da eğitim bilimleri yani öğretmenlik okuyorsanız yine nokta koyun. Sonuçta meslektaş olacağız inşallah. O yüzden şey yapayım. Hocam ben öğretmenim ama polis oldum. Sen de öğretmensin kardeşim. Sen de nokta koymayı unutma. Garcia etkisi diye bir şey var arkadaşlar. Garcia etkisi. Garcia. Bu koşullanma etkisidir. Üst düzey bir koşullanma etkisidir. Hani bir tanımı şu şekilde. Bir ögedeki olumlu veya olumsuzluğun diğer ögelere de yansımasıdır. Hep aynı örnek verilir. Sevgilisini seven kişinin o mahalleyi, o caddeyi, o sokakları, sevgilisinin gittiği yerleri sevmesi. Ya da tam zıttı, sevgilisinden ayrılan bireyin hani birlikte yaşadığı şehri, gezdiği yerleri, izlediği filmleri, dinlediği müzikleri, yediği yemekleri hatırlatan şeydir, etkidir. Yani misal veriyorum, birini çok sevdiniz, ayrıldınız, en çok kağıt helva seviyordu. Kağıt helvayı her gördüğünüzde ampul yanar kafada. Bu Garcia etkisidir. Bunun farklı koşullanması da vardır. Misal veriyorum, ben şu anda Nissan Qashqai'ye biniyorum. Allah herkese de nasip etsin inşallah ama Peugeot 3008 benim hayalimdi. Mesela beni gördüğünüz zaman bir anket sunsalar, Mustafa Hoca'yı gördüğünüzde aklınıza hangi araba geliyor? Herkes Peugeot 3008 geliyor diyecektir. Çünkü çok andık, ettik. Ya da yolda yürürken Peugeot 3008'i görünce aklınıza ulan Mustafa Hoca bu aralar takip etmiyordum. Bir bakayım kanal ne duruma gelmiş deyip bakıyorsanız bu Garcia etkisidir. Şimdi Garcia etkisini de anlatmış oldum. Bir öğretmen olarak da birçok kişiye konu dışı da olsa bir şeyi öğretmiş oldum inşallah. Garcia etkisinin en büyük özelliği şudur. Merkezinde bir şey olacak. Onun merkezine toplanacak. Şimdi ben bu videoda 3 kişiyi konuşacağım. Mergin Berişa, Altay Bayındır, Arda Güler. Hatta bunu alt dallara Mert Hakan, İrfan Can falan diye de böyle tek 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 atabilirim. Önce Arda Güler'den başlayalım. Arda bizim canımız, ciğerimiz, evladımız, çocuğumuz. Real Madrid'e transfer olan Fenerbahçe tarihinin nadide futbolcularından bir tanesi. Üstüne çok titrediğimiz, üstüne çok düştüğümüz bir kardeşimiz. Ameliyat olacakmış, hikaye sahalardan uzak kalacakmış. Geçmiş olsun diyorum. Ben geçen sene üyelere dedim ki Arda Güler'de bir rahatsızlık var. Bir sakatlık var. Üstüne çok düşülmemesi gereken bir sakatlığı var. Yani çok oynamaması gerekiyor. Dediniz ki ya hocam öyle saçmalık mı olur? Oynamayacak futbolcu mu olur? Dedim ki çok oynamaması gerekiyor. Az, öz, doğru zamanda oynaması gerekiyor. Yani kısmen İsmail Kartal, Jesus, Vitor Pereira kısmen azar oynattı. Jorge Jesus son döneminde çok oynattı. Belki de Real Madrid'e gitmesindeki en büyük pay sahibi Jesus'tur. Şimdi şu çöpleri aldırdı, bu çöpleri aldırdı diyoruz ama 20 milyon euro artı 10 artı sonraç satıştan pay kazandırdı. Mesela Arda Güler Fenerbahçe'de niye ayrıldı? Çok istiyor. Avrupa'ya açılmayı çok istiyor. Peki doğru zaman mı? Değil. Ama Arda Güler için doğru zamandı. Niye? Taraftar baskısı. Yıllardır şampiyon olamamanın getirdiği sinir,
stres artık başka şeye yansımıştı. Arda Güler out attığında bile ooo süper. İrfan Can Kahveci 40 metreden şut çekiyor. Çataldan dönüyor. Ulan ha, oradan kaç tane golüm var? Bizim taraftar etkisi. Taraftarımızın Garcia etkisi. Ama olumsuz Garcia etkisi. Niye? Arda Güler'i seviyorlar. Arda'nın yaptığı her şeyi seviyorlar. Arda Güler 3 kişinin arasından çalım atmaya kalkışıyor. Topu kaptırıyor. Bunu abi Arda. İrfan Can kaleciyle karşı karşıya kalacak geçerse. Bir kişiyi çalımlamaya çalışıyor. Ah, yaptığı harekete bak. Beklesene, arkadan adam geliyor. Farkında mısınız? Kişilere göre tepkiniz çok farklı. Yani etki altında kaldığınız şeyi hatırlatayım. Arda'yı parantezin dışına koyuyorum. Şu anda öfkeli olanlar var. İyi ki gitti diyenler var. Zamanıydı diyen var. Ben zamanıydı diyorum. Ama keşke 40 milyon euroya gitseydi. İkincisi Mergin Berisha. Benimle çok tartıştınız. Ben dedim ki Berisha kütür kütür forvet, keşke gelse, bize gelse, şöyle yapsa, böyle yapsa. Yönetime dedim bak, geleceğin yıldız adaylarından biri, alalım edelim. Hatta Ali Koç'a, Ali Koç ne olur alalım, başkanım ne olur alalım, bak bizim de bir Berisha'mız olsun. Geldi, başladınız çöplemeye. Böyle çöp futbolcu, böyle çöp futbolcu. Hele hele gol kaçırınca zannediyorsunuz ki hani forvetler leblebi gibi gol atacak. Ki ben de aynısını istiyorum. Leblebi gibi gol atsın. Ama herkes leblebi gibi gol atamaz. Bakın arkadaşlar, çok fazla şey var. Yani bir futbolda çok fazla etmen var. Taç atışında bile birçok etmen var. İleri atmak, yana atma, geriye atma, adam bekleme, iyice gerilme, arkaya gitme, uzun taç, kısa taç. Yani belki taçla ilgili detayına inilse 100 tane detay çıkarılır. 100 detay çıkarılabilir. Bak 100 detay. İşte ayaklar bitişik, işte dizi çökerek, dizi ayakta, işte biraz kıvırarak, şöyle yaparak, gerilerek, esneyerek. 100 tane detay. Futbolda da futbolcuların mevkisi hakkında çok basite indirgiyorsunuz. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Koşucu forvet. Hani anlaşılır tabirle söyleyeyim. Koşucu forvet. Gol atan forvet. İstasyon forvet. Yani orada dikilir, kafayla indirir sağa sola. Yardımcı forvet. Gizli forvet. Rahatlatıcı forvet. İkinci forvet. Hani pivot santrafor diyorlar ya. Striker santrafor. Tam teşekküllü forvet. Kurnaz. İşte sahte koşucu falan filan. Hani bir sürü şey var. Berisha aslında yardımcı forvet rolündeydi. 4-4-2'nin ikinci forveti rolündeydi. Bir nevi bizim 10 numaradan beklediğimizin benzeri rolündeydi. Berisha Fenerbahçe'ye geldi. 5 milyon euroya alındığı söyleniyor. Ben hala söylüyorum. 5'e alınmadı. Onu da söyleyeyim. Transfermarkt 5 milyon euro yazıyor. 5'e alınsa açıklamak zorundaydık. Açıklamayacak, bu suçtur. Sonra bir çöküş dönemi. O sezon işe yaramadı Fenerbahçe'de. Çünkü sistem doğru değildi. Şimdi bakın. Harry Kane'i Fenerbahçe'ye getirin şu anda. Beğenmezsiniz. Ama Bayern Münih'e 100 milyon euro verdi. Hocam niye beğenmeyiz? Doğru adamı doğru sistemde almak lazım. Alex de Souza bugün gelse Szymański rolünde beğenmezsiniz, savunmaya yardım etmiyor diye. Roberto Carlos bugün Fenerbahçe'ye gelse beğenmezsiniz, yaşlı, geriye katkısı yok diye. Anelka bugün Fenerbahçe'ye gelse beğenmezsiniz. Niye? Başına buyruk hareket ediyor diye. Tuncay Şanlı bugün Fenerbahçe'ye gelse beğenmezsiniz, çok kopuk oynuyor diye. Anladınız mı demek istediğimi? Berisha da 4 milyon euroya gitti. Bu sefer yine eleştirdiniz. Böyle bir adam 4'e gider mi diye. Şimdi ben size soruyorum. Gitsin 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 dediğiniz adam. Ha 3'e gitmiş, ha 5'e gitmiş. Daha önemli ki Arao. Bugün kaça giderse üzülürsünüz. Hocam Gustavo Henrique bedava gitsin, üzülürsem adam değilim diyen %90'ınızdır. %90'ından bahsediyorum. %90'dan. Bakın Alex de Souza için hep bir tabir var. O zamanlar Twitter olsaydı Alex çökerdi. O zamanlarda sosyal medya vardı. Tribünde Alex'i yuhlamadılar mı? Bu taraftar, bu ukala taraftar kitlesi yuhlamadı mı? Yuhladı. Sonuç, Aziz Yıldırım çıktı. Ayakta alkışladı. Tribünler, stadyum Alex'i yuhalıyor. Aziz Yıldırım ayakta alkışlıyor. Futbolcu böyle kazanılır. Şimdi Altay Bayındır'a sekiyorum. Altay Bayındır 11 milyon euro Transfermarkt değeri var. 11'e gitse halay çeker misiniz? Kına yakar mısınız? Bakın Altay'ı savunanlar, Altay'ı sevmeyenler, Altay'a küfür edenler, nefret edenler. 11 milyon euroya gitse hepimiz, Fenerbahçe taraftarının %99,9'u mutlu olur.
iyi paraya gitti. Enfes. Daha da abartayım. 11'e Altay'ı gönderip 4 milyon euroya da Livakovic alsak. 4 milyon euro çok değil. Yani halayın herhalde boyu uzar. Hani ta Kars'tan, Ardahan'dan İstanbul'a kadar bir halay silsilesi yapılır. Hatta millet yollara düşer ki hep birlikte halay çekelim diye. Doğru mu? Doğru. Peki bir şey soracağım. Altay Bayındır'ın bu formunda sizin payınızın olduğunu düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? 5 Türk milli maçı. Sadece 5 kez Türk milli maçı. Uğurcan Çakır'ın kötü olduğu dönemde bile oynatılmayan bir Altay Bayındır. Üstüne çok gidildiğini ben çok düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Bakın Ajax, Hull City, Leeds United, Manchester United'ın ilgilendiği bir futbolcudan bahsediyoruz. Hocam bu kadar dandikse niye ilgileniyorlar? Bu kadar iyiyse niye ilgileniyorlar? Altay bu sezon 4 maça çıktı. 2 kez kalesinde gol gördü. Toplam 2 gol. 2 kez de kalesini gole kapattı. 360 dakika. Ama nispeten rakipler kolaydı. Ve şunu söyleyeyim. Üstüne öyle bir baskı yükledik ki çıkıp çıkmamakta tereddüt ediyor. Bakın psikoloji böyle bir şey. Sizden gittiği zaman, bizden gittiği zaman diyeceksiniz ki lan böyle mi kalecilik yapılır? Altay'ın geçen sezonki performansı. 40 maç 45 gol yemiş, 14 maçta kalesini gole kapatmış. İlginç bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın evimizde oynadığımız maçlarda daha az gol yiyor. Şey daha çok gol yiyor. Şaka gibi değil mi? Rennes'den 3 gol yedi evimizde. Kiev'den bir gol yedi. Sonrasında Sevilla'yı 1-0 yendik. Avrupa Ligi elemesinde 4-1 yendik Avusturya Viyen'i. Deplasman'da 2-0 yendik. Avrupa Şampiyonası elemesini saymıyorum. Dostluk maçları onu da saymıyorum. Yani şeyin Şampiyonlar Ligi elemesinde evimizde Dinamo Kiev'e 2-1 yenildik. Deplasman'da 0-0 kaldık. Bakın iki tane yemiş oluyor. Çünkü daha az yani. Evimizde daha fazla. Türkiye Kupası'nda evimizde İstanbulspor 3-1. Evimizde Çaykur Rize 2-1. Evimizde Kayserispor 4-1. Deplasman'da Sivas 0-0. Düşünün bak yine evimizde. Yine evimizde Ümraniye 3-3. Kasımpaşa'ya 6-0 yenmişiz. Yani 0. Evimizde Adana Demir 4-2 etti sana 5. Deplasman'da 2-0 yenilmişiz Konya'ya 5-1. Evimizde Kayseri 2-0. Evimizde Alanya 5-0. Deplasman'da 0-0 Beşiktaş. Bak. Evimizde Karabük 5-4. 8-1. Ben evimizdekileri sayayım. Deplasman'da İstanbul 5-2. 8-3. Evimizde Giresun'a 2-1 yenildik. 10'a 3. Deplasman'da Trabzon'a 2-0 yenildik. 10'a 5. Antalya'yı 2-1 yenildik. 10'a 6. Evimizde Galatasaray'da 3-0 yenildik. 13'e 6. Gaziantep'i 2-1 yendik. 13'e 7. Ümraniye'yi 2-1 yendik. 13'e 8. Kasımpaşa'yı 5-1 yendik. 14'e 8. Adana Demir'le 1-1 kaldık. 15'e 9. Kayseri'yi 2-1 yendik. 15'e 10. Alanya'yı 3-1 yendik 15'e 11. Beşiktaş'a 4-2 yenildik 19'a 11. Karagümrük'ü 2-1 yendik 19'a 12. Evimizde 19 gol yemiş, deplasmanda 12 gol yemiş. Ben tesadüfe inanmam. Tesadüfe sadece ateistler inanır. Fenerbahçe taraftarı olarak Altay'a çok yüklendik. Ama hocam yüklenilmeyecek gibi değil. Şimdi arkadaşlar. Gaziantep Futbol Kulübü maçında yediğimiz gole dikkat edin. 9 futbolcumuz ceza sahası içinde. Gaziantep'in 4 futbolcusu ceza sahası içinde. Bir kişi yayda, bir kişi onu tutuyor. 8'e 3. Bir kişi Altay, 7'ye 3. 7 tane savunmacı 3 futbolcuyu tutamıyor. Topu ön direkteki adam vurup arka direğe gönderiyor. 2 kişi boşta kafayı vurup gol atıyor. Sizin savunma mekanizmanız Garcia etkisinden dolayı Altay çöp oluyor. Benim savunma mekanizmam burada bir hata varsa 9 kişinin birden hatası. Hadi bir kişiyi çek o onu tutuyor. 8 kişi 3 kişiden gol yiyor. Burada bir hata varsa 8 kişinin diziliminden, alan savunmasından artı kaleciden de var diyeceğim. Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek. Çok sevdiğiniz iki isim. Bence maçın adamları. Yani kesinlikle maçın ilk 5'inde bu ikisi %100 var. Edin Dzeko bence maçın tartışmasız adamı. İkincisi bence İsmail. 3'e Ferdi'yi koyabilirsin. Tadic'i koyabilirsin. Szymański'yi koyabilirsin. Yani ilk 5 bunlar.
İlk beşin içinde olduğu için İsmail'e toz konduramıyorsunuz, farkında mısınız? Hani Altay'ı vur Nabalı'ya. Merak ediyorum, burada suç kimin? Avrupa elemesinde konferans maçında yediğimiz gol. Çıkmak istiyor, çıkamıyor, ayakları geri gidiyor. Bu tereddüttür, bu kontrpiyedir. İnsan niye tereddüt yaşar biliyor musunuz? Şimdi sorgu altına alındığınızı düşünün. Komiser, başkomiser, emniyet müdürü gelmiş, ilin emniyet müdürü. Size basit bir şey soruyorlar. Beyin ne diyor size? Ulan emniyet müdürü dahi geldiğine göre iş ciddi. Oğlum niye, yani basit bir şey olsa niye bunlar beni sorgulasın? Adın ne? Orada bir kekeleme başlar değil mi? Baskı altında hissettiğiniz zaman orada bir kekeleme. Altay kekeledi işte o Avrupa maçında. Nitekim Crespo diye bir ön liberon var. Eli belinde maçı izliyor. Crespo efendi ortada yok. Osayi'nin arkasına pas atıyor. Biz Osayi'yi niye sağ bek oynatıyoruz? En çok da oradan yardırıp gitmesinler, tedbir alalım diye. Savunma dağılmış. Luan Perez önde kalmış. Bak etti sana 3 hata. Daha kaleciyle karşı karşıya kalmadı. Oyuncu kaleciyle karşı karşıya. Altay eğilmiş, bükülmüş, açmış vücudunu. Ona rağmen koltuğunun altından girmiş. Ben size hata silsilesini sayayım mı? %40 Crespo'nun. %20 Perez'in, etti sana 60. %30 Osayi'nin, etti sana 90. %10 Altay Bayındır'ın. Al sana benim tabirimle. Siz hesaplayın. Crespo efendi olması gereken yerde yok. Biz 4-1-4-1 oynuyoruz. O bir ortanın merkezinde duracak. Durmak zorunda. Atağa katılmasına gerek yok. Orada duracak. Kalan 5 kişi zaten hücumunu yapar. 2 tane kanat beki 7. 7 kişi zaten hücumunu yapar. Sen orada dikileceksin. Ama yok. Crespo'ya bir kişinin Crespo hatalı dediğini duymadım biliyor musunuz? Bir kişiden duymadım. Osayi arkasına adam kaçırdı. En büyük vasfı ne? Hızı. Osayi'yi asistiyle mi bilirsiniz? Golle mi bilirsiniz? Ben çalımla bilirim çünkü Championship'in en çok çalım atan, en başarılı çalım atan futbolcusuydu. Fenerbahçe'de o hüviyeti kayboldu. Enteresan bir şey. O hüviyeti kayboldu. Bundan ama Osayi'nin çöplüğü. Adam Championship'ta lan, İngiltere'nin bir alt liginde. Bizim ligden kaliteli ha. Harbi söylüyorum, bizim ligden kaliteli ligde. En çalımcı futbolcu bizde yapmıyor. Sebep? Çekiniyor olabilirler mi? Taraftarın homurdanmasından, böbürlenmesinden. Dünkü gol. Yani Gaziantep Futbol Kulübü maçındaki gol. Ön direkte vurduran kişi %20 hatalı. Ferdi Kadıoğlu ve İsmail iki kişiyi boş bıraktıkları için %60 da toplam bunların hatası %80. Altay Bayındır da üzerine gelen topu dışarı çelmek yerine içeri çeliyor. O mesafeden yapılan kafa vuruşu. Keşke Pierrot'su olsa, hani kaç kilometre hızda kafa vuruldu. Ama Altay'ın bu tip yediği goller de var. Bak Altay'a da suç buldum. Dünden beri diyorsunuz ki Altay'ı çok savunuyor. Altay suçsuzmuş, kusursuzmuş. Anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz. %20 ön direktekine, %20 Altay'a kestim. Ön direkteki vurdurmasa pozisyon olmayacak. Arka direkte iki kişi boşta Ferdi İsmail tutuyorlar birebir. Pozisyonu tekrar izleyin. Rica ediyorum, yalvarıyorum, pozisyonu tekrar izleyin. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim mi size? Rakibin maç boyunca en tehlikeli pozisyonu ne? Attığı gol. Başka? Ama hocam 10 kişi kaldılar. Yo, 10 kişi kaldıklarında daha profesyonellerdi. Arkadaşlar 10 kişi kalmak şu değil. Orta sahadan bir kişi çık, orası delik, oradan yardır. Hayır, hücumdaki bir kişi çıkıyor. Yani 4-4-1-1 oynadığını düşünün takımların. 4-4-1 oynuyor. En hücumda kişi yok. Yani stoperlerin eli kolu rahat. Hayır. Aksine stoperler yer paylaşımında sıkıntı yaşıyor. Çünkü tutacakları adam yok. Düşünsene stopersin, sana diyor ki İsmail Kartal maç önü takviminde şunu tutacaksın. O yok. O yok. Kimi tutacaksın? Kavram kargaşası. Ben yine söylüyorum. Altay Bayındır el birliğiyle bitirdik. Ben de dahil. Hepimiz bitirdik. Benim gibiler şımarttı belki. Çok güvendi. Sizin gibiler yerin dibine soktu. Gol yemediği maçlarda bile kalemize gelseydi gol olurdu falan. Fenerbahçe kalesine ilk gelen şut gol oluyor falan filan. Fenerbahçe çok ama yani ama diyeyim. Yani neyse, amasını ben söylemeyeyim. Size bırakıyorum. Ama Garcia etkisini anladınız değil mi arkadaşlar? Siz Altay Bayındır'dan nefret ettiğiniz için artık ne yaparsa yapsın gözünüze hoş gelmiyor. Bakın alt paragrafta ben Mert Hakan Yandaş'ı, İrfan Can Kahveci'yi vereyim. İrfan Can Kahveci. Ne kadar da 7 milyon euro denilse de
Sonuçta Deniz Türüç gibi bir oyuncuyu falan verdik ettik. 10 milyon euro diyelim. İrfan 10 milyonluk topçu değil. İrfan 5 dakika topçusu. İsmail Kartal geldi geleli yükselişte. Attığı ara paslar yükselişte. Takıma katkısı yükselişte. Hırsı yükselişte. Diyeceksiniz ki hocam biz İrfan'ı da yuhalıyoruz. O niye oynuyor? İsmail Kartal Altay Bayındır için bu akşam birkaç pozisyon hatası var gibi diyor. Yani bu cümleyi kullanıyor. Aslına bakarsanız İsmail Kartal da ben size söyleyeyim. İsmail Kartal da ümidi kesmiş. Yani İsmail Kartal da ümidi kesmiş. Altay Bayındır'dan. Şimdi Mert Hakan ben size söylüyorum bak. Mert Hakan yandaş. Çöptü hocam. Dün sahanın en kötüsüydü hocam. Yani buna nasıl tahammül ediyoruz? 3 tane Türk kuralı var. İsmail, Mert Hakan, Emre Mor, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat. Tek tek saymaya gerek var mı? Bence yok. Perşembe günü 21.15'te maçımız var Maribor'la. İlk maçı kazandık. Yani 3-1 kazandık. 3-0 kaybetmediğimiz müddetçe tur bizim. Al sana rotasyon maçı. Al sana İrfan Can Eğribayat maçı. İsmail Kartal'ın da hatası var. Bu kadar yüklenme varken benim as kalecim Altay Bayındır. Ya Altay Bayındır'sa maalesef böyle. 45 dakika Mert Hakan. Gol beklentisi 0.06. Asist beklentisi 0.03. Topla buluşma 48. 41'de 35. Pas isabeti %85. Orta isabeti 1'de 0. Uzun top 4'te 1. İsabetsiz şutu var 1. Top sürme girişim 2'de 0. İkili mücadele kazanma 2'de 0. Hava topu kazanma 2'de 1. Top kaybı 11. Şu istatistik Mert Hakan'ı kötü futbolcu yapıyor. Doğru mu? Kötü futbolcu yapıyor. Osterwolde 3 tane asist yapabileceği maç oynadı. Bak İrfan Can Kahveci 13 dakika oynamış. Asist beklentisi 0.01. 6'da 6 pas isabeti 8 kez topla buluşmuş. 2'de 2 ikili mücadele kazanma. Kendisine 2 kez de faul yapılmış. Bu istatistikte yere göğe sığdırılmaz. Mesela Miha Zajc diye bir oyuncumuz var. Şu an sezon başı kampını yemediği için ben size söyledim. Yani en az yani 3-4 haftası var. 3-4 hafta önce Miha Zajc çöptür. Ama 3-4 hafta sonra bilemem. Yine de 45 dakika gol beklentisi 0.40. Net pozisyonu 7. Asist beklentisi 0.05. 37'de 33 pas isabeti. 44 kez topla buluşmuş. Bir kilit pas. Şut pası yani. Birde bir uzun top isabeti. Bir kez isabetsiz şut. Engellenen şutu 2. 4'te 1 ikili mücadele kazanma. 5 top kaybı. Bir faul. Kendisine bir faul yapmış. Tehlike engelleme 2. Ceza sahasının önünde müthiş kayarak engellediği bir pozisyon var. Rakibe çarptı. Avuta gitti. Adam kaçırma 1. Şimdi biz hiç olumluya odaklanmıyoruz. Hep olumsuz odaklanıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur biliyor musunuz? Taraftar koşulsuz şartsız. Hani bir diyorduk ya. Hep destek tam destek diye. Bu yanlıştı. Ama şimdiki de yanlış. Hep çöpleme. Yani tam çöpleme yapıyoruz. Yanlış. Futbolcular insan. Duyguları var. Bizim gibi insanlar. Ben size Altay Bayındır için de bir video çektim. Orada da belirttim. Altay'a teklifler var. 6 ila 11 arasına gider. Büyük ihtimalle 6'ya gidebilir. 6'ya gider. Livakovic 6'ya gelirse o zaman göreceksiniz. Şimdi bak Altay'ı çıkarttığınız zaman oynatman gereken Türk var. 3 tane Türk'ün var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Altay gider. Merih Demiral gelirse. Bak Altay gider. Merih Demiral gelirse. Artı Livakovic gelirse. Sizde kriteri yüksek. Ferdi, Merih, Cengiz. Yardır gitsin. İsmail yok olacak. Merih gelmedi. Bekao Ciku biraz tam teşekküllü stoper değil. Samet Akaydın da değil. Serdar Aziz de değil. Orada bir tam teşekküllü stoper Bekao var. Luan Perez tereddütlü soru işareti ama tam teşekküllü oynarsa neyse. Aksi takdirde sıkıntı. Da söyleyeyim. Ferdi sağ bekte soldan daha iyi ama sol bekte Tadic'le uyumu takdire şayan. Yani üstünde durmamız gereken çok şey var. Uzun lafın kısası toparlıyorum. Bu futbolcular çöpleşiyorsa sizin de etkiniz yüksek. Bu futbolcular ben demiyorum sonsuz destekleyin şöyle yapın böyle yapın. Ekambi diye bir topçu gelse yedeğin yedeği olacak. 4 milyon euro yıllık ücret. Ne dedim size? Bize yani isteye olmaz. Arabistan'a gidiyor gitsin. Yolu açık olsun. Umurumda değil. Joshua King diye bir futbolcumuz var. Hangi mevkide oynatırsınız? Ama Joshua King aileden Fenerbahçeli. Babasının arkadaşı Fenerbahçeliymiş. Bunları Fenerbahçeli yapmış. Anladınız mı demek istediğimi? Batshuayi oyuna girdi hocam. Ya çok savruktu falan filan. Ya bir maçın geneline bakın.
Maçın genelinde takımdakilerin eli ayağına dolaştı. Sadece Altay'ı çöpledik. Takım, rakip 10 kişi kalmış, 2-1 penaltı kaçırıyorsun, net pozisyonları yiyorsun. Takım 3-1 olsa ya da 2-0 iken 3-0 olsa maç bitecek. Benim en nefret ettiğim skor 2-1'dir işte bu yüzden. Bir tane yersin rakibi ortak edersin. Hocam rakip 10 kişi delip geçmemiz lazımdı. Daha ilk haftalar. Bunun günahı olmaz. Ligin 19-20. hafta maçında sen rakiple deplasmandasın. 20. hafta Gaziantep böyle oynasın sen 5'lersin, 6'larsın, 10'larsın. Anladınız mı? Hele hele böyle 10 kişi kalsa 10'larsın. O yüzden de anlatmak istediğim, aktarmak istediğim bu. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumunuzu dilediğiniz gibi yapın. Hocam şunu yazıyorum kızma ama demenize gerek yok. Açık açık. Net. Birbirinizin yorumuna da bakın. Vallahi bak yorumlara inin bakın. Kimler ne söylemiş. Hocam ben sana ikna oldum ama şu arkadaş. Bu adam da ikna etti beni. Bak ben sana karşındayım diyebilirsiniz. Canlı sağ olsun. Hatta ben yorumları okumayayım. Vallahi bak ben yorumları okumayayım. Nokta atıp geçeyim. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi fikrinizi yapın. Burası bir düşünme arenası. Burada fikirleriniz özgür. Kimseye iftira atmayın, çamur atmayın, yerin dibine sokmayın. İstediğiniz gibi yorumunuzu doya doya yazın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.